Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü olarak sinematografi ile ilgili güzel bir etkinliği yapacağız beraber. Bu bir saat içerisinde. Kendisini Beykent Üniversitesi Sanat Yeterlik'ten tanıyorum. Benim için çok güzel ve kıymetli bir söyleşi o yüzden. Benim Sanat Yeterlik'teki hocalarımdan biriydi. Aynı zamanda Cengiz Asıltürk çok değerli çalışmaları var. Birkaçından çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Cengiz Asıltürk sinemada diyalektik kurgu ile ilgili tezinden sonra sinemada şiirsel anlatım isimli teziyle Ankara Üniversitesi'nden mezun olup bundan sonrasında TRT'de bir 8-9 yıl kadar çalışıp Ankara Televizyonu'nda Drama Programları Müdürlüğü'nde, daha sonrasında Beykent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar bölümünde çalışmaya başladı ve bir sürede 2007 ve 2013 yılları arasında aynı zamanda GSF'deki Sinema Televizyonu'nun bölüm başkanlığını yaptı. Aynı zamanda sinematografik olarak da çok kıymetli olan otör diye adlandırabileceğimiz Ömer Kavur'un da yardımcı yönetmenliğini yapmış olduğu filmler var. Tabii ki hocamızın çok fazla çalışması var. Hani hepsini tek tek CV gibi okumak istemiyorum ama hani birkaçından en azından bahsetmek istedim. Albatros'un Yolculuğu isimli bir filmi var ve bunun dışında da bildiğim kadarıyla kendisine de zaten soracağım hazırlanmış olduğu sinema filmleri var. En son çıkan Suret ve Ölü Yaprak Vuruşu sanıyorum. Bu kitaplarıyla da özellikle de Suret'le bayağı okuyucuların dikkatini çeken önemli yazarların arasında. O yüzden ben öncelikli olarak tanıtmak istedim hocamıza. Bu arada hoş geldiniz hocam. Sesle ilgili sorun şu anda çözüldü mü bilmiyorum ama. Çözüldü galiba. Duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Evet, merhabalar. Merhaba. Bugünkü konumuz sizin yaratıcı kamera ile ilgili oluşturmuş olduğunuz bir kuram ve bu kuramın sizinle olan sohbetlerimden de biliyorum çeşitli üniversitelerde, yurt dışında da dahil olmak üzere çalıştığınız üniversitede ve birçok yerde de üzerinde konuşulduğunu ve sinema açısından da önemli bir yenilik olabileceği düşüncesindeyim ben. Açıkçası o yüzden hem sizinle öğrencilerimizi ve katılımcıları ve söyleşiyi izleyenleri tanıştırmak hem de bu yeni kuram hakkında bilgi almak istiyorum. Öncelikli olarak o yüzden bunu sormak isterim. Bu sinematografide yeni yaklaşımlar ve yaratıcı kamerayla ilgili olan çalışmalarınız, kuram diyebiliriz sanıyorum buna. Nelerden oluşuyor kısaca olarak? Aslında bunun tam olarak anlaşılabilmesi için ta köklere gitmek gerekiyor. 1920'lere gitmek gerekiyor. Ben oradan parlayarak bu tarafa doğru geleyim isterseniz çok uzatmadan. Şimdi başlangıçta ilk sinema kuramı olarak Rus biçimci sineması vardı. Sovyet genç yönetmenlerin adıyla anılan Eisensteinler, Pudovkinler, Kuleshovlar, Zsigavertovlar ve arkadaşlarının ortaya çıkardığı, başta Eisenstein olmak üzere bir Rus biçimci kuram vardı. Bu yaratıcı kurguya ya da diyalektik kurguya dayanan iki tane içeriği birbirinden bağımsız çekimin yan yana getirilip tıpkı diyalektik bilimdeki diyalektikte olduğu gibi birbirlerinden farklı içerikteki iki görüntü yan yana getirip kamerayla kaydedemeyeceğimiz soyut varlıkların da anlatılabildiği bir kurgu biçimi, bir biçimci sinemadan, Rus biçimci sinemadan yola çıkıldı. Amaç burada tabii ki bir anlatı yaratmaktı. Bir gerçeklik dünyası yaratmaktı. Yani gerçeği tekrar tekrar gerçeğin kendisini üretip sunmak değil, bir anlatı, bir hikaye sineması yaratmaktı. Zaten ilk örnekler de Amerika'dan Griffith aracılığıyla gelmişti Sovyetlere. O paralel kurgular filan Griffith'in yaptığı, Porter'ın yaptığı. Ya da Almanya'dan gelenler ya da Fransa'dan, İngiltere'den gelen görüntüler üzerinde çalışarak bu yolda ilerledi Sovyet biçimci sinemaları. Daha sonra tabii ki kurgunun altın çağı dediğimiz bu dönemde 1927'den sonra yavaş yavaş esnemeye başladı. Çünkü sinemaya ses girdi, sesin desteği girdi. Daha sonra 40'lardan itibaren hareketli kameralar, daha ergonomik kameralar kullanması daha kolay, yerinden kaldırılabilen, ondan sonra belli kamera altlıkları üzerinde hareket edebilen kameralar ortaya çıktıktan sonra da bu kadar kısa kesmelerle tamamen kurguya dayalı bir
anlatımdan sonra başka bir yol açıldı sinemanın önünde. Orada da çok önemli bir isim, André Bazin, bildiğiniz gibi Fransız Yeni Dalga sinemasının kurucu babası, kendisi yönetmen olmasa bile kuramsal boyutlarıyla tamamen o yeni dalgayı oluşturan. Tabii bunu oluştururken de İtalya'da ortaya çıkmış olan İtalyan yeni gerçekçi sinemadan çok yararlanıyor. Çünkü Bazin'in bana göre kusurlu olan tarafı sinemada gerçeği aramak. İtalyan yeni gerçekçi sineması da bunun için elinde çok büyük bir olanak olarak buldu elinde. Çünkü orada gerçeği tekrarlamak için yapılan filmler İtalya'da ne yapıyorlardı? Örneğin bir kadının mutfağına gidip kiralıyorlardı mutfak sahnesi çekmek için. Zaten yaşayan bir mekan her şeyiyle. Ya da sokağa çıkıp kamerayı sokakta sahneler kurup, sekanslar kurup orada çalışmak. Yani gerçeğe çok benzeyen hikayeler anlatmak. Ki bunun içinde biliyorsunuz oyuncu bile kullanmıyorlardı. Yani kasabı kasap, manavı manav, ne bileyim kondüktörü kondüktör oynasın gibi bir arzu vardı. Gerçeğe çok benzesin diye. Ben naçizane sinemanın böyle bir işlevinin olması gerektiğini düşünmüyorum. Sinema her şeyden önce, yani ne kadar dalgalandırırsak, suyu ne kadar bulandırırsak bulandıralım, sinemanın biricik bir gayesi var. O da insanlara bir hikaye anlatmak. Ki biz böyle bir şeyi amaçlasak da amaçlamasak da yeryüzündeki bütün filmler hikaye anlatır insanlığa. Çünkü sinema dediğimiz oluşum 1895'te biliyorsunuz 28 Aralık yılbaşına 3 gün kala sinema gibi bir şey icat olunuyor. Orada ilk gösterim yapılıyor Lumière'ler tarafından. Bunu yaparken aslında tarihsel bir art yapısı, background'u olan bir şeyin üzerine yeni bir halka ekliyorlardı. Ne yapıyordu? Artık hikayenin görüntüyle anlatılabileceğinin ipuçlarını veriyordu. Tabii ki şunu söylemek istemiyorum. Lumière'lerin yaptıkları ilk filmler, Sulanan Sulayıcı'da hadi birazcık hikaye var ama bir trenin gara girişinde bir hikaye yok. Lumière'lerin işliğinden işçilerin çıkışını gösteren filmde bir hikaye yok. Onlar belgesel sinemada değil, kısa filmde değil, sinema filmi de değil. Onlar ancak birer hareketli fotoğraf olarak değerlendirilebilir. Ancak birer belge görüntü olarak değerlendirilebilir. Yani onlara belgesel sinema da diyemeyiz, kurmaca sinema zaten diyemeyiz bir kurgu olmadığı için. Ancak belge görüntüleri diyebiliriz, belge filmler diyebiliriz. O tarihe kadar ardında, background'unda, gerisinde insanlığın beden diliyle hikaye anlattığı bir evresi var. Sonra konuşmayı icat edip konuşma üzerinden hikayelerini aktardıkları bir evresi var insanlığın. Ondan sonra yazıyı icat edip matbaayı geliştirip yazılanları daha uzaktaki insanlara, yani yazılan hikayeleri daha uzaktaki insanlara ulaştırılan bir evre var. İşte romanların basılması, ilki binli yılların başında Japonya'da bir kadın tarafından yazılan bir roman. Ki burada da bir yanlışı da düzeltmiş olalım. İlk romanın hep şey olduğu söylenir ya, Don Quixote olduğu söylenir. Don Quixote 1600'lerde falan 1100 yılında bir kadın bir roman yazıyor. 360 kadar karakteri var. Saraydaki bir adamın çapkınlıkları falan anlatılan bir roman. Onu da böylece yerli yerine koymuş olalım. Şimdi böyle bir serüvenden geldikten sonra 3 tane halka saydım. 4. halka olarak sinemanın ortaya çıkmış olması aradan 5 yıl geçmeden, 5-6 yıl geçmeden ilki 1903 biliyorsunuz paralel kurgunun kullanılması Beşiktaş'ın da kuruluşuna tekabül ediyor. Şimdi 1903 kalıcı olsun diye böyle söylüyorum bilgi. 1903 yılında ilk kez paralel kurgu kullanıldıktan sonra sinema kendine bir dil edinmeye başlıyor. Yani bir hikaye anlatma evresine giriyor. Aslında geriye çekilip günümüzden geriye doğru baktığımızda şunu görüyor. Zaten kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak bir şey var. Yani önce beden diliyle anlatıyorsun, sonra işin içerisinde sözü koyuyorsunuz. Sonra yazıyla uzaktaki insanlara da anlatır hale geliyorsunuz. Kaçınılmaz olarak bir gün bunu görüntüyle anlatacaksınız. Yani tiyatro denilen, hikaye anlatılan mecra sinema diyerek daha da genişletip daha uzaklara taşıyabileceksiniz. Yani anlatıcı ve kahramanlar burada olmadan, fiilen canlı olarak yanımızda olmadan biz onların görüntülerini görerek anlatıcının anlattığı hikayeye tanık olarak bir hikayenin içinden geçmeye başlayacaktır. Benim sinema anlayışım bundan ibaret. Şimdi gelelim sinemada kamera rejisi kaçınılmaz olarak bir karşı karşıya bulunduğumuz bir durum ve dünyanın her tarafında aşağı yukarı. Yani
biz ne yaptık geçmişte? Sinemada bir plan dediğimiz, Deleuze'ün de hareket imge dediği, yani kameranın açıldığı, kapandığı ana kadar bir görüntünün elde edilmesi. Böyle yaparken biz bunları Rus biçimli sinemada kısa kısa kesip yapıştırırken, kesmenin de nedenlerini bulmak durumundayız. Niçin kesiyorum diye bir soru sormak lazımdı. Yaratıcılık ortaya çıkarmak için, benzetme yaratmak için, karşıtlık yaratmak için, mekan izin vermediği için, zaman bizi engellediği için anlatmak istediğimiz evrensel zamandan yola çıkıp yaratacağımız filmsel zamanı anlatmak için kesme yapmak durumundaydı. Bütün bunlardan sonra kameranın hareketli hale gelebilmesi, kamera altlıklarının çok gelişmesi, daha önce de söylediğim gibi ergonomik kameraların üretilmesi bizi acaba kesmeden nereye kadar götürebilirim duygusuyla karşı karşıya bıraktı. Ama burada Bazin'in atladığı bir şey vardı. Bazin gerçeği sanki yeniden üretmek gibi bir misyonu varmış gibi sinemanın. Bunu büyük tezahüratla, büyük alkışlarla karşıladı ve dedi ki asıl sinema şimdi başlıyor çünkü gerçeği daha iyi anlatacağız. Hayır ama sinemanın öyle bir misyonu yok. Sinema gerçeği tekrarlamak istemez, gerçeği anlatmak istemez. Onun için belgesel sinema diye bir tür var. Ki belgesel sinema bile durumu belgelerle anlatabilmekte yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kamerayı koyduğunuz andan itibaren yalnızsınız zaten. Yani ister belgesel çekin, kimin hayatını anlatırsanız anlatın. Örneğin Mustafa Kemal'in hayatını anlatalım, Atatürk'ün hayatını anlatalım. Bu çok sıkı sıkıya bağlı bir durum. Çok sevimli bir kahraman da yaratabiliriz. Çok itici bir insan da yaratabiliriz oradan. Yani biraz orada anlatıcının durumu çok özel bir gerekçe oluyor. Eğer kurmaca sinema yapıyorsak zaten iyice anlatıcı öne çıkıyor. Anlatıcı zamanı bozuyor, yeniden bir zaman kuruyor. Mekanı bozuyor, yeniden bir mekan kuruyor. Filmsel bir mekan dediğimiz. Oyuncular aracılığıyla, hikaye aracılığıyla anlatmak istediğini kendine göre anlatır hale geliyor. Yani Kubrick gibi anlatıyor. Tarkovski gibi anlatmaya başlıyor. Kurosawa gibi anlatmaya başlıyor. Ömer Kavur gibi, Zeki Demirkubuz gibi, Metin Erksan gibi anlatmaya başlıyor. Yani burada artık anlatıcı öznenin bakış açısı da çok önemli. Gerçekte çok bir ilgisi yok bu işin. Ama şöyle bir durum var, bunun altını çizmekte yarar var. Bütün felsefecilerin de tekrarladığı gibi, gerçeği anlatmanın yolu da aslında gerçeklik kurmak. Yani kurmaca bir dünya ile ancak siz gerçeği de yeniden doğru düzgün anlatabilirsiniz. Yani şöyle düşünelim, Gandhi suikastini düşünelim. Gandhi suikasti insanlık tarihinde vuku bulmuş bir olay. Arkadaşlarla beraber Gandhi yürüyüş sırasındayken karşıda bir adam belirir, silahını çeker ve Gandhi'yi öldürür. Bu gerçek olarak çok çıplaktır, çok yalındır, çok ilgi çekici de değildir. Yani siz bunu kaşla göz arasında olur biter her şey. Bu gerçeğin kendisi bu değildir ama biz bunu görsek bile, yani bir haber kameramanı tarafından suikast anı çekilmiş olsa bile, bu anında olup biten bir şey olduğu için gerçeğin bütün ayrıntılarını bizim kavramamız mümkün değil. Ancak Gandhi suikasti gerçeğini kavrayabilmemiz için bir yönetmenin bir film çekiyor olması lazım. Yani Gandhi'nin yürüyüşü, Gandhi'nin çevresindeki insanlar, Gandhi'nin bakışları, karşısındaki suikasti hazırlanan adamın durumu, silahını çekmesi, bakışları, bir an göz göze gelmeleri falan. Bunu ancak sinema yapabilir. Gerçek hayat bunu yapamaz. Gerçeklik bunu yapmaya muktedir değildir. Ancak sinemayla siz bütün gerçekleri derleyip toparlayıp insanlardan o anki atmosferi yönetmen olarak algılayıp yeniden parça parça çekip kurgulayıp bir gerçek anlatabilirsiniz. O yüzden ben kendi teoremimde şöyle yaklaşıyorum. Bir tarafta gerçek var. Bir tarafta gerçek olmayan gerçeklikler dünyası var. Bu bizim hikaye dediğimiz, anlatı dediğimiz hikaye özetiyle. Ve bunun yanında bir de benim çok sevdiğim, Türkçe olmayan sözcüklere çok sıcak bakmamakla beraber, hakikat sözcüğü bana çok yakın geliyor bu anlamda, Arapçadan gelen Türkçe'ye. Hakikat sözcüğü gerçekten tam bunu anlatıyor. Sinemanın ya da romanın ya da anlatılar evrenini anlatıyor. Gerçeği değil, gerçekliği ya da hakikati yakalarsak da ancak biz gerçeği o zaman görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Bazin'e karşı çıkmamın nedeni bu. Ama
sinemada artık günümüzde böyle kısa kısa 2 saniyelik çekimlerle bunu televizyon dizileri çok yapıyor. Bunların nedenleri var. İzleyiciyi ekran karşısına tutmak gibi, onu kandırabildiğimiz kadar kandırmak gibi bazı işin teknolojik oyunları var. İnsan ne yapar? Hareketli olan her şeye ilgi duyar insan. Yani şu an sizin sunucu olarak arkanızdan bir kedi zıplasa hemen oraya bakarsınız. Hareket ve ses insanın ilgisini çeker. Bu ilksel atalarımızın avcılık zamanından kalma bir bizim ortak çevrimimizde, ortak bilinçaltımızda yer alan harekete ve sese duyarlı olmamız. Çünkü tavşan avlamaya giden büyük atamız arkasından bir kurdun ya da aslanın gelip kendisini avlaması ihtimaline karşı çok tetikte yaşamak durumunda. Her an dikkat etmek zorunda. Bir çalı kıpırdadığı zaman bakmak durumda. Bizdeki bu harekete karşı duyarlılık buradan gelir. Siz bunu, izleyicilerimiz bunu şöyle gözleyebilirler. Gerçek hayatta harekete ve sese aşırı ilgi duyan insanlar genellikle toplumun daha eğitim düzeyi düşük kesimidir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, yani insan bilinç evrimini geliştirdikçe bunlara karşı daha sakin olur. Kavga etmekte daha sakindir, etmez. Cinayet işleyen insan sayısı eğitimli insanlar arasında son derece düşüktür. Hep alt tabakadaki insanlar çabuk heyheylenir, çabuk sinirlenir, çabuk kızar, çabuk kavga eder. Kolay cinayet işler çünkü bir adım sonrasını düşünmüyordur. O an içinde hareket eder. Şimdi sinemaya böyle bir gözle baktığımız zaman kendisini yeterince geliştirmemiş insanların bazı filmlere sıkıcı demesi doğal, ama bir açıdan doğal değil, çünkü film sıkıcı değil, siz sıkılıyorsunuz. Filmle ilgili bir durum değil bu. Bu izleyen öznenin durumuyla ilgili bir durum. Yani pardon, ses geliyor mu? Sizin sesiniz gelmiyor nedense. Gitti. Dur bakalım, kapatılmış mı? Şu an düzeldi değil mi? Evet evet evet. Şu an düzeldi. Bu şeyi anımsattı, Marx'ın söylediği bir toplumun sanattan, yani daha iyi bir sanattan zevk alması için böyle bir sanat bilincine sahip olması gereklidir diye bir sözü var. Onu da hatırlatıyor. Burada şiirsel gerçeklikle ilgili bir şey sormak istiyorum aslında. Bazin'le alakalı biraz okuma yaptığımda tekrar, Bazin'in böyle hani çok uzun çekimler, daha doğrusu plan sekans ve alan derinliğine uygun çekimleri çok önemsediğini, biçimci kuramcıların tersine olduğunu biliyoruz. Ve burada aslında tiyatroya karşı çıktığını söylüyor. Tiyatro ve resim sanatına çok ilgili olmadığını, hani sinemanın başka bir sanat dalı olduğu ile ilgili bir vurgusu var. Ama baktığımızda hani Alfred Hitchcock'un Rob filmi de dahil, daha tek mekanda çekilen ve plan sekans çekilen filmlerin tiyatral bir hava olması gibi bir durum söz konusu değil. Ya ben burada Bazin'in düşüncelerinde böyle hafif çelişkiler olduğunu bu anlamda, mantık anlamında baktığımızda tekrar yaptığım okumalarda gördüm. Evet. Ya şimdi Bazin'e asıl sataşılması gereken 2 tane kavram var. Bir tanesi bu uzun soluklu çekimlerin arkasında gerçeği araması, gerçeğe yaslanmak, evet, yaslanmak istemesi bence eleştirilmeli, eleştirilmesi gereken bir noktası. İkincisi, plan sekans diye bir kavram ortaya attı ve Fransa'da hala sinema yazarları, ama ciddi sinema yazarları, kuram üzerinden gidenler, yani film tanıtım yazarlarından söz etmiyorum. Onlar da işte Bazin lanet olası bir plan sekans kavramı attı ortaya. İnsanlar yıllardır bunun üzerinde tartışıyor falan diyor. Son derece haklılar. Ben plan kavramının da yanlış olduğunu söylüyorum. Plan sekans kavramı sadece bir yerde doğru. Eğer siz kameranızı açıp kapatıncaya kadar bir sekans çekiyorsanız bunun isminin plan sekans olması son derece yerindedir. Tek bir sahnede, sadece hani mekanlara sahne diyoruz ya, şu an benim bulunduğum evimin salonu bir sahne. Evet. Kamera burada bir kez açılıp kapatılıncaya kadar buradaki aksiyonu çekiyorsa buna plan sekans diyemeyiz. Çünkü burası sekans değil, burası sahne. O zaman filmin bir bölümünü çeken yönetmenler var. Hani aşağı yukarı lisedeki kompozisyon derslerimizden anımsayalım. Kompozisyon hani bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. Sinema filmleri de aşağı yukarı, ana akım sinema filmleri de 3 bölümden oluşur. Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü. Bu 3 bölümün bir tanesini
30 dakikalık bir süreyi kapsasın. 30 dakikalık filmin bir bölümünün içerisinde çok sayıda sahne var. Bir tane sekans var. Ve bunların toplamından da filmin bir bölümü oluşuyor. Eğer yönetmen kamerasını bir kez açıp bütün bir bölümü tek planda çekmeyi hedefleyip başarmışsa buna niçin plan sekans diyelim ki? Bu sekans değil çünkü. Bu bir sahne. Evet. Hatta sizin de biraz önce örneklediğiniz gibi 1917 ve Rob filmi gibi Hitchcock'un birkaç tane var örnek. Tek planda çekilen filmler var. Kamerasını evet. açıp filmi bitiriyor. Şimdi buna plan sekans diyebilir miyiz? Çünkü filmin bütünü sekans değil. Sekansı tanımlayalım o zaman. En az iki tane sahneden olması gerçekleşmesi gerekiyor. Ve içerisinde hikaye ve oyuncu birliği olması gerekiyor. İki tane olabilir, üç tane olabilir, dört tane olabilir sahneler. Bunların toplam bir tane sekansı oluşturuyor. Eğer siz sekansı tek planda çekiyorsanız bunun adının plan sekans olması son derece yerinde. Ama bölümü çekiyorsanız değil, filmin bütününü çekiyorsanız değil, sahneyi tek planda çekiyorsanız değil. O zaman zaten benim çıkış yolum da bu oldu. Bütün bunların yeni bir adlandırmaya ihtiyacı vardı. Kreatif kamera İngilizcesiyle benim verdiğim, Türkçesiyle de kamera rejisi kavramı. Kamera rejisi kavramı bütün bunları zaten kapsıyor. Yani plan sekansı da kapsıyor, sahneyi de, bölümü de tek planda çekseniz, filmin tümünü de çekseniz. Zaten orada kamera rejisinin başka bir esprisi var. Reji yaratıcılıktan gelen bir şey. Yani yaratıcılığa vurgu yapan, olup bitenleri göstermek yerine hani geçmişte bazı yönetmenler sinema göstermektir diye bana böyle çok abes gelen tanımları var. Neyi gösteriyorsun? Gösterirken bir şeyi anlatman gerekiyor senin. Yani gösterme yoluyla hikaye kurman gerekiyor. Şimdi buradan Bazin'e geri dönersek, Bazin'in beklediği gerçekliğin aracı değil sinema. O zaman sinema neyin aracı? Yaratıcı bir biçimde kameranın devinmesi, hareket etmesi, hikaye anlatılırken kesmek ihtiyacı duyulmuyorsa, nereye kadar kesme ihtiyacı duymuyorsam oraya kadar planlar halinde gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kamera altlıkları, hatta eklentili kamera altlıkları bize buna izin veriyor bize. Değil mi? Vincin üzerindeki evet. İşlemci inip devam edebiliyor, çekebiliyor. O yüzden de kavramı kaçınılmaz olarak bir ihtiyaçtı zaten bugün bütün dünya sinemasında. Çünkü yönetmenler hikaye anlatmak için, kesmeye gerek olmadığı yerde kesmemek için böyle bir yöntem uyguluyorlar. Ki siz de anımsayacaksınız, geçmişte de konuşmuştuk. Tarkovski filmleri buna çok güzel evet. örnek. Angelopoulos sineması, Roberto Rossellini sineması, sonra ne o Amerikalı adamın ismi? Orson Welles gibi. Orson Welles, Citizen Kane filmi. Öyle yani muhtemelen Ambersonlar'da da vardır uzun soluklu çekimleri. Hı-hı. Antonioni de vardır. Bizde doğru düzgün iki tane yönetmen var bunu şu ana kadar deneyen. Bunlardan bir tanesi İsmail Güneş. Ben çok severim onun sinemasını. Bilmiyorum bütün insanlar duyarsız kalır, ilgi göstermez. İnsanların dünya görüşünü paylaşmıyoruz diye sinemasını paylaşmayacağımız anlamına gelir mi bilmiyorum. Tuhaf bir toplum biz bu anlamda. Bir de Mahsun'un Kırmızıgül çok denedi. Onların dışında Türk sinemasında henüz deneyen yok. Ama ilk adımlarını Ömer Kavur'da görebiliriz. Bir tane daha anımsayamadım. Geçen de sizle de konuşurken anımsayamamıştık. Bir evine kadar şarjör. Evet, görüntü yönetmenliği yapan ve bu konuda son derece azimli olanmış. Öyle denemeler var. Hakikaten başarılı örnekleri de var. Ama benim gördüğüm İsmail Güneş bunu çok önemsiyor kamera rejisini. Kendisiyle de sohbet ettiğim zamanlar gördüm böyle dertlerinin olduğunu. Mahsun Kırmızıgül'ün son derece başarılı çekilmiş olan Mucize bir filminin giriş sekansı var. İki kız çocuk fırından ekmek alıp evlerine kadar gittiği bir sekans var. Son derece başarılı. Bunlar Türk sineması içinde umutvari şeyler. Ama bunları söylerken şu an dinleyen arkadaşlarımızın kafasında bir takım şeylerin gidip geldiğini, niçin bunlar vurgulanıyor da şunlar vurgulanmıyor dediğini hissediyorum. Çünkü çok evet. karşılaştım. Kamera rejisi fotoğrafik görüntü elde etmek değildir. Bir defa bunun altını çizelim. Yani bir yeri uzun süre göstermek kamera rejisi değildir. O da belki saygındır kendi içinde.
belli dertleri var yönetmenlerin, öyle çekenlerin. Onlara saygı duymak lazım. Ama bunlar kameracısı değil. Ya da kamerayı Steadicam kamera olarak kullanıp ya da herhangi bir şaryo gibi bir altlık üzerinde yürüyen, ilerleyen bir nesneyi, bir kişiyi takip etmek de kamera rejisi değil. O takip sahnesi zaten adı üzerinde. Yani mekanla oyuncuyu bütünleştirmek için, oyuncunun hangi mekan içerisinde yürüdüğünü anlatmak için kullanılan sinemanın ta 1910'lu yıllarından beri bilinen bir yöntem, uzun soluklu çekimler. Bunların filmlerinde filan da var. Bunları küçümsemek için de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu ayrı bir janr, onu söylemeye çalışıyorum. Ama kamera rejisi bunlardan tamamen farklı. Peki o zaman çok kısa özetleyeyim. Kamera rejisi nedir sorusu dinleyicilerin kafasında şu an oluştuysa onu tekrarlayayım. Kamera rejisi çok uzun soluklu anlattım. 340 küsur sayfa bir kitapta anlattım. İşte basımı yapılacak yakın bir tarihte kamera rejisi kitabının, sinemada kamera rejisi. Ama ben şu an bu ortamda şöyle özetleyebilirim kısaca. Kameranız mutlak hareketli olacak. Ve kameranız hareket ederken yaratıcı bir biçimde hareket edecek. Yani kına gecesi çeker gibi değil. Nesneden gitmek değil. Kameranız oyuncudan oyuncuya, nesneden nesneye, olaydan olaya yönsediği zaman oyun en az 2 saniye kadar, ki insanın bu temel algılama sürecidir bütün dünyada ortak olarak. O yüzden televizyon dizilerini akşam sizler izlerken genellikle 2 saniye kuralına, yani 50 kare fotoğraf kuralına bağlı kalırlar. Eylem Hoca 2 saniye, Cengiz Hoca 2 saniye, 2 saniye Eylem Hoca, 2 saniye Cengiz Hoca şeklinde giderler. Kurgucular da bugün ona göre yetişiyorlar. Bütün dünyada öyle. Eğer siz 4 saniyelik bir dizi karesi gösterdiğiniz zaman İngilizler ayağa kalkıyor. Bu ne kadar uzun diyor, ne bakıp duruyor bu insan falan diyor. Çünkü televizyonu anlamak gerekiyor burada da. Sinemayla da çok yakından ilgili. Zaten okulları da, sinema okulu varsa içine televizyon da konuluyor biliyorsun. Artık radyoda koymaya başladılar. Niye koyuyorlar bilmiyorum tabii ki. Tuhaf geliyor. Evet. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi'nin altındaki sinema televizyon bölümünün önüne radyo koymanın manası ne? Burada antiparantez söylemiş olalım. Şimdi orada şöyle bir şey var. Sinemayla televizyonu birbirine yaklaştırma derdi de var. Giderek televizyon izleyicileri, sinema izleyicisi de televizyon izleyicisine dönüşecek. Bu sinema adına korkunç. Oturup ağlamamız mı gerekiyor? Yuh törenleri mi düzenlememiz gerekiyor bilmiyorum. Ama bu hakikat özellikle de Netflix'le beraber yaygınlaşacak. Sinema, gerçek anlamdaki sinema yavaş yavaş bir yere itilecek. Onun yerine de televizyon formatı alacak. Hatta ileride bu salgın hastalık ortalıktan kalktıktan sonra COVID-19 sinema salonlarına gittiğimiz zaman da televizyon yönetmenlerinin bakış açısıyla çekilmiş sinema filmleriyle karşılaşacağız. Bu evet, bayağı kötü geliyor kulağa. Evet, ama izleyicilerin, kendini seven insanların, en azından kendini seven insanların sürünün içine dalmak yerine, sürüyle beraber hareket etmek yerine, yani sürüyü kötü anlamda kullanmıyorum, yanlış anlaşılmasın, kalabalık olarak, kitle olarak söylüyorum, kitlenin içerisinde erimek yerine birey olacaksa kişi, ki üniversiteler bu yüzden var, üniversite birey yetiştirir ama liseler dünyanın her yerinde kendi işine yarayacak insanlar yetiştirir, Milli Eğitim Bakanlığı. İngiltere'de de böyledir, Fransa'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Bir örnek insan yetiştirir. Toplum oluştursun, homojen bir toplum oluşsun diye. Ama üniversite böyle bir yer değil. Adı üstünde university dediğiniz yer bir evren kenti. Orada birey yetiştirilmeye çalışılır. Kendi başına kararları olan, her zaman toplulukla hareket etmeyen, eğer bir topluluk oluşturulacaklarsa bunlar kaliteli insanlardan, kendine ait dünya görüşü olan insanlardan, konuşurken dünya görüşleri üzerinde uzlaşı sağlayan, birine kendi dünya görüşünü dayatmak yerine, hani uzlaşı kavramının içerisinde karşılıklı ödün vermeler vardır. Yani sizle biz şimdi oturup konuşurken karşılıklı, biraz ben ödün veririm belki görüşlerimden, biraz siz verirsiniz. Sonra bir ortak noktada buluşur. Bu uygar insan davranışıdır. Bunun sinemaya yansıması olarak da görüyorum bir açıdan. Kaliteli izleyici sayısının artması ve insanlar kendilerini seviyorlarsa bence bunu yapmaları gerekiyor. Görüntüden sıkılmamaları gerekiyor. Bir tane daha örnek vereceğim, sonra sözü size bırakacağım. Şimdi elinize bir portakal alıp o portakala bakın. 2 saniye içinde algılarsınız.
İki saniyeden sonra sıkılmaya başlarsınız. Üçüncü saniye, dördüncü saniye seyirci artık şey demeye başlar. Ya yeter artık kardeşim, kes şunu. Ne bunu gösterip duruyorsun bana? Beşinci saniye, altıncı saniyeden sonra algılamaya başlar. Görüntünün güzelliğini fark etmeye başlar. Bu benim kendi bulduğum bir şey ve insanlar üzerinde, denekler üzerinde de deneyerek gördüğüm bir şey. Altıncı saniyeden sonra sıkılmaktan vazgeçip algılamaya başlıyor insanlar. Görüntünün güzelliğini fark etmeye başlıyor. Hani iki tür sergi gezeni var. İki tür sergi gezeni insan var. Bir tanesi kapıdan girip hızla bütün tabloların önünden geçip sonra çıkıp giden. Ama bir tanesi de var. O gelip her tablonun karşısında 8-10 saniye kalıp, hatta belki 1 dakika kalarak renklerin çakışmasını, kompozisyonu, renk uyumunu, renk karşıtlıklarını ya da nesne yerleşimlerini ya da kompozisyon olarak, bütün olarak resmin ne anlattığını anlam bilimsel boyutuyla da bakıp algılamak isteyen izleyici türü, bakan kişi türü. O yüzden bunları ayırt etmek gerekiyor ve insanların kendilerine birazcık merhametli davranması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar kendilerine merhametli davranmalılar. İyi müzikleri, iyi romanları, iyi filmleri herkes hak ediyor. Hepimiz hak ediyoruz. Ama bundan mahrum kalmamak birazcık bizim elimizde diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bu özellikle hani yaratıcı kamera rejisiyle ilgili olan konuları biraz daha böyle açarak zaten konuşmamız gerekiyordu. Çünkü yeni bir kuram. Ben bu arada STF'deki arkadaşlarımızdan hocamızla da konuştuğumuz hakiki sinema diye güzel de bir kavramla belirginleşti ve altını çizdi Cengiz Hoca. Gerçekten hakiki sinema örnekleri olarak gördüğüm Bela Tarr'ın Torino Atı filmi var. Bu filmden hem ufak bir video paylaşmak istiyorum hem de ilk önce aslında sunumu paylaşmak için co-host olarak beni belirleyebilirseniz rica edersem. Şu an co-host değilim sanıyorum, paylaşamıyorum diye biliyorum. Verildi mi? Peki, tamam. O zaman sıkıntı yok. Ben önce hocam izninizle Bela Tarr'ın Torino Atı'nın bir afişinden ve birkaç sahnesi var. Onlardan bahsedebilmek adına bir sunum hazırlamıştım. Onu açacağım. Tabii ki görüntüleri görmek açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki başlangıç olarak söylersek Torino Atı, Bela Tarr, Cengiz Hoca'nın az önce belirttiği hakiki sinema kavramına çok uygun olan sinema tarihindeki önemli filmlerden bir tanesi ve Nietzsche'nin atla ilgili bir hikayesinden yola çıkarak ortaya çıkartılmış bir film. Bu arada Ömer Kavur'a da yönetmen yardımcılığı yaptığınızı biliyorum hocam. Burada Anayurt Oteli'nden bir sahneyle, bunları da aslında biraz konuşmak istedim sizinle. Anayurt Oteli'nden bir sahneyle bu bahsetmiş olduğum Torino Atı'ndan bazı sahneler çerçeveleme anlamında böyle sinematografik olarak bir ortaklıklar taşıyor gibi geldi. Bilmiyorum katılır mısınız? Burada sağ taraftaki Anayurt Oteli'nden bir sahne. Evet, söyleyeyim, katılırım çünkü yönetmenler birbirlerinin kandaşıdır bir anlamda. Bir aralarında bir kan bağı vardır. İsteseler de istemeseler de büyük yönetmen, büyük sanatçı yönetmenler doğal olarak aynı yerde buluşurlar bir süre sonra. Evet, kesinlikle. Ben bu iki filmi de çok seviyorum. Yani Türk sinemasındaki en sevdiğim filmlerden biri Anayurt Oteli, ki romanını da çok seviyorum. Bela Tarr'ın Torino Atı'nı da Nietzsche'yi tekrar okumaya başladıktan sonra tekrar izledim son günlerde. Ve ikisinde de ortak olan şey Platon'un mağara fikrinden de yola çıkarak insanın kendi mağarasını yaratıp orada varlık yaşarken aslında bir hiçlik kavramı içerisinde yok oluşu. Zebercet karakteri bunu otelde kendi varlığıyla cebelleşirken ve kendi karakterinde çok ciddi bir süre sonra deformasyonlar oluşuyor. Onu da görüyoruz biz filmin tamamında. Torino Atı'nda ise hakiki sinema dediğimiz kavrama da uygun olarak bir at hikayesi üzerinden, ki dinleyenler için çok kısaca söyleyecek olursam, sizinle sohbetlerimizde de çok konuştuk Nietzsche ve bu Torino Atı filmi üzerinden. Nietzsche'nin bahsetmiş olduğu işte bir atın ata kötü davranması sonucunda büyük bir süre inzivaya çekilmesi ve konuşmayı reddetmesi üzerine. Bela Tarr bu fikirden Nietzsche'nin
bu yalnızlaşma ve hiçliğe gömülme fikrinden bir film yapıyor. Ve filmin içerisinde özellikle atla ilgili çok güzel sahneler var ve atı ilk sahnesinde özellikle atın işte bu ahıra doğru götürülmesi ve atın çevresindeki kamera çevrilme hareketleriyle yapılan hareketler az önce konuştuğumuz yaratıcı kamera çekimlerine uygun diye düşünüyorum. Özellikle bu rüzgar ve atla ilgili sahneler son derece etkileyici. Bir diğer örnek yine Persona filmi, 1966 yapımı. Yine azıcık Torino atından bahsedecek olursak metaforik sinema diyebileceğimiz, hani metaforların çok fazla kullanıldığı sahneler var. Mesela buradaki sahnede de kesinlikle insanoğlunun kendi içinde yapmış olduğu yolculuğun bitmediğini, her zaman yeni bir yere, bir umuda ya da bir umutsuzluğa gittiğinden bahsedebiliriz. Biraz daha Torino atından bahsedebiliriz. Hani ben tamamen böyle alıp sunumdan devam etmek istemiyorum. İlk önce bu hakiki sinema dediğiniz kavramlara ben uygun olarak düşündüm ve az önce bahsettiğim şey de yaratıcı kamera çekimine yine örnek olarak söyleyebileceğimiz sahnelerdendir diye düşündüğüm bir sahneydi. Teşekkür ederim. Şimdi Torino Atı'nın benim sinemada kamera rejisi kitabında da reji analizini yaptığım bir film. Çok da önemsediğim bir film. Hı hı. 10 yıllarda Angelopoulos'la beraber sinemasını çok sevdiğim yönetmenlerden biri. Şimdi Torino Atı'nın başında at arabasının üzerinde ağır aksak, yorgun bir atı kullanarak arabasıyla ilerleyen adamın sahnesinde kamera onu kesmeden takip eder. Bu gerçekten tam bir takip sahnesi olabilecekken filmi siz izlerken şuna dikkat etmişsinizdir. Zaman zaman adama yönelir kamera. Evet. Zaman başına yönelir. Yani sadece göstermez. Onların arasındaki at ve adamın, adam ve yolculuğun, ki adamın saçları biliyorsunuz sarı, bir beyaza yakın sarı saçları olan, geriye doğru taranmış ama öyle bırakılmış makyajda. Evet. Çünkü yolculuktan geldiğini vurgulamanın bir... Evet, seste ufak bir sorun mu var acaba Cengiz Hoca'nın katılımıyla alakalı? Ben sustum, bir şey oldu diye. Tamam. O arada yok, sizden kaynaklı değil. Teknik olarak bir şey oldu da şu an düzeldi. Yani oradaki o saçların geriye doğru taranıp makyajın öyle yapılması uzun bir yolculuktan gelmektedir. Duygusunu bize hemen filmin başında verir. Sonra araba ormanın içerisine daldığında sisler puslar arasında siyah beyaza yakın göründüre, zaten siyah beyaz da birazcık şeyleri koyulukları daha da artırılmış ormandan geçtiği sahnede. Oralarda da takip sahnesiymiş yanılgısına düşebilir izleyici. Ama arabanın tamamen ahırın önüne getirildiği, kızı tarafından karşılanıp işte atın arabadan çözülüp ahıra götürüldüğü, sağ taraftan girip kameranın onunla beraber girip sağ taraftan arabayla gelen adamın girdiği bir kapı vardı. Orada kesiştirmesi, evet, mekanı bütünleştirmesi muhteşem bir kamera rejisi örneği. Hakikaten olağanüstü yaratıcı. Tabii ki mekanın da buna göre tasarlanması gerekiyor. Böyle bir rejiye göre tasarlanması gerekiyor. Var olan bir mekan mı kullanıldı, özel bir mekan mı yapıldı, onunla ilgili bilgim yok ama belki keşfedilen bir mekan böyle bir reji için ya da bu rejiyi bilmek için oluşturulmuş bir mekan diye düşünüyorum. Tabii o rüzgar makineleriyle yapılıyor muhtemelen. Kamera arkasını izlemedim ama o büyük olasılıkla rüzgar makineleriyle yapılan bir rüzgar atın üzerine. Evet, çünkü sürekli devam ediyor. Yani bu kadar devam etmesi mümkün değil gibi görünüyor çekim boyunca. Atmosfer olarak da sizin de buyurduğunuz gibi bu rüzgar etkisiyle atmosfer olarak da olağanüstü büyük bir film. Herhalde insanlık tarihinin en büyük filmlerinden biri kavramı doğru değil, en büyük bir tane olur. Büyük filmlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, burada mesela biraz şunu da konuşabiliriz. Hani özellikle ana akım sinemanın çok etkilendiği bu yoğunlaştırılmış kurgu anlayışından da yola çıkarak hızlı kesmeler, bu tarz metafizik bir derinlik oluşturmayacak bir algılama türü var. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de ve birçok yerde aslında bu tarz sinemalara
bu tarz filmlere, hakiki sinema örneği diyebileceğimiz filmlere sıkıcı filmler olarak yaklaşılıyor. Bu belki sizin söylediğiniz yaratıcı kamera çekimleriyle kırılabilir diye düşünüyorum. Hani biraz daha seyircinin kendini dahil hissedebileceği ama aynı zamanda kameranın yaratıcı olmasından dolayı da ilgisini çekildiği bir sinema. Evet. Bu şekilde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ki Türk sinemasında çok daha iyi örnekler olabilecektir. Daha karakteristik bir Türk sineması belki bu anlamda örneklerini vermeye başlayacaktır diye de düşünüyorum. Evet, yani benim de gözlediğim, isimlerini söylemeyeceğim birkaç tane yönetmen var. Yani önemsediğim yönetmenler. Giderek daha fazla öğrenip, daha fazla içselleştirip filmlerinde bunları kullanan yönetmenler var. İsimleri önemli değil. Şimdi orada bir gerçeklik boyutunun altını çizdik bugünkü konuşmamızda. Gerçek nedir? Evet. Gerçeklik nedir? Ben gerçekliği daha çok matah buluyorum. Çünkü gerçeği anlatmanın yolu da gerçeklikten geçiyor. Yani hakikatin içerisinden geçiyor. O anlamda bunun önemli olduğunu ve bütün dünya sinema yönetmenleri tarafından paylaşılmaya başlandığını görüyorum. Dünyanın her tarafında artık kamera rejisi yöntemiyle film çekmek isteyen yönetmenler var. Çünkü burada hem o gerçeklik evrenini yaratırken kesmenin, yani kurgu yapmanın, zaten kurgusuz bir sinema olamaz. Kamera rejisi de kurguyla dolu bir sinema. Yani evet, sizin yüzünüzü gösteren bir plandan sizi dışarıda bırakıp başka bir şeye yöneldiği zaman siz hala oradasınız. Bir kesmeyle değil, bir hareketle devam ettiği için orada kurgu zaten var. Sizin planınız var. Sizi dışarıda bıraktıktan sonra yöneldiği yerdeki kişinin planı var. Bunlar kat çizgisi, yani kesme çizgisi olmaksızın bütünleştirilmiş, içinde kurgunun en yaratıcı biçimde yer aldığı planlar. Yani şöyle bir anlam doğmasın. Kamera rejisi yönteminde kurgu yoktur gibi bir anlam doğmasın. Kurgunun alası var, en ustalıklısı var. Ben sizin söylediğinize, yani izleyicilerin bu tip filmleri sıkılmadan izleme arzusu duyabileceğini söylemenize şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi kesme yapmazsanız, biteviye bir çekimle sürdürürseniz seyirci kendisini olayın içinde olayı takip eden, yürüyen, yürüyerek yaklaşan, uzaklaşan, sağına dönen, soluna doğru bakarak olayı takip eden kişi konumunda, yani özne kamera konumunda kendini hissettiği için de insanlara ilginç gelebiliyor. Ama biraz içerikle ilgili de desteklemek istersek, içerik insanların ilgisini çekmiyorsa bundan yine sıkılıyor. Yani insanların artık şundan vazgeçmesi lazım. Ben delice bir kavga başlattım 15 yıl kadar önce. Hakikaten delice bir kavga. Biraz şey gibi, yani devasa bir kütleyi dağın üstüne doğru çekerek, yuvarlayarak götürmeye çalışma gibi. Sisipos hikayesi gibi. Hakikaten delice bir şey. Çünkü insanların pornografiden çok hoşlandığı, İstediği kadar karşı çıktığını söylesin, söylerken bile pornografinin yanında yer alan bir kitle var karşımızda. Pornografi derken sadece cinsellikten bahsetmiyorum tabii ki. Komedi filmleri de birer pornografidir. Pornografi sözcüğünün adı zaten üstünü açıp göstermedir bir şeyi. Yani orada insanları ağlatmak için, salt ağlatmak için, salt korkutmak için, salt güldürmek için film yapıyorsanız zaten pornografik sinema yapıyorsunuz demektir. İlle de yani bir cinsellikliği göstermenize gerek yok orada. O zaten pornografik bir durum kültürlü insan için. İşte insanların kendilerini, özellikle de ben üniversite okuyan kesimi çok umursuyorum, genç insanları. Kesinlikle. Bunlara ayılması gerekiyor. Gözlerinin açılması gerekiyor bunlar konusunda. Ve birer misyoner gibi de davranması gerekiyor. Film sıkıcı değil, sen sıkılıyorsun demesi gerekiyor birbirine. Ki o zaman belki beraber yol alabiliriz. Deminden beri konuştuğumuz şeylerin aslında özetini sanırım Aristoteles toplum sanatçı toplumuna benzer diyor. Yani toplum böyle olursa sanatçıların yeni bir şeyler yapma ihtiyacı doğmaz. İzler kitlenin, yani toplumun talepkar olması gerekiyor. Talep etmesi gerekiyor. Hani talebe sözcüğü de oradan geliyor. Yani evet, yani bilgiyi talep etmesi gerekiyor ki buradan farklı bir yönelim ortaya çıkabilsin. O zaman ne yaparız biz? Belki farkında bile olmadan akademinin de ilerlemesine, üniversitelerin de ilerlemesine
neden oluruz. Çünkü öğrenci talep etmediği sürece bir süre sonra hocalarda da metal yorgunluğu ortaya çıkıyor, tembellik ortaya çıkıyor. Araştırmamaya, okumamaya, kendini dinlememeye başlıyor. 40 yıl önceki bilgisiyle bana ders anlatmaya başlıyor. Bu konuda biraz öğrencilerin de o saygı, tırnak içinde saygı sınırını birazcık aşması gerekiyor artık. Yani hayır demeyi de bilmesi gerekiyor. Evet, talep edip burada ben bunun daha iyi olabileceğini düşünüyorum diye fikirlerini ortaya koyması, kesinlikle katılıyorum. Diğer türlü dikte edici ve ezberletici bir. Yani sinema ile ilgili mesela bu konuştuklarımızı uygulamak isteyen ya da bu konuyu merak eden öğrencilerin olması gerekli ki hani sizin anlattığınız yerlerde ya da benim paylaştığım dersliklerde bu bir uygulama haline gelebilsin. Öğrenciler okuldan mezun olduktan sonra daha pratik olarak. Çok güzel bir yere dokundunuz. Yani uygulama deyince öğrenciler de şunu anlıyor. Kamerayı getirelim sınıfa, kuralım. Evet. Telefonlarına açalım, birinin de yüzü oradan görünsün. Hı. Uygulama böyle bir şey değil. Uygulama yapılmış filmlerin de analizi reji adına durdurup. Kesinlikle. Ben bunu yaptı. Amacı buydu. Bu plana bunu bağladı. Bundan dolayı böyle düşündü diye filmi sınıfta kusurlarını da söyleyerek, devasa yönetmenlerin de kusurları var, gözden kaçan şeyler var. Onları da üzerinde durarak, överken ve eleştirirken çekinmeden, korkmadan, çünkü öğrenme süreci yaşıyoruz biz, amacımız bir şeyi öğrenmek. Bunun analizi çok önemli, reji analizi adına söylüyorum. Kesinlikle, katılıyorum buna. Senaryo dersleri de dahil. Evet, yani içerik konusunda çok bir şey söylemek istemem, o apayrı bir... Evet, ayrı bir konu. Ki şu an kamera rejisi ya da film rejisi üzerine yapılan bir oturum. O yüzden buranın üzerinde duruyorum. Yani uygulama dendiği zaman filmin sınıfa getirilip perdeye yansıtılıp durdurulup hareketlendirilip üzerinde konuşulması bir uygulamadır zaten. Kesinlikle. Ben Edward Dimitrik'ten aktarıyorum bunları. Benim hocam da kendisi Los Angeles'ta. O mesela bütün uygulama derslerini böyle yapıyordu. Filmleri durdurarak kendi filmlerini ya da başka yönetmenlerin. Asıl uygulama budur diyor. Yani sete çıksan ne göreceksin? Sette 10 saat çalışıp 2 dakikalık bir bilgi elde edebilirsiniz. Dev bir sette. Ama hazır bir filmi perdeye yansıtıp durdurup hareket ettirerek analizini yaptığınız zaman 45 dakikada belki de 30 dakikalık bir bilgiye sahip olursunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Ben 10 dakikamız kalmış sanıyorum, etkinlikten de hatırlattılar. Bu bahsetmiş olduğumuz sahnelerden yine STF'den arkadaşlar co-host olarak etkinleştirirlerse bir iki sahneyi hocamızla konuşmak istiyorum. Şu an etkin miyim ben co-host olarak? Bir sıkıntı yok sanıyorum, değil mi? Tamam. O zaman çok sevdiğim ve sizin de çok sevdiğinizi bildiğim Angelopoulos'un Sonsuzluk ve Bir Gün filminden öncelikli olarak bir sahne var. Onu hemen ben hazırlamıştım. Ona bakmak istiyorum. Şersant diyeyim. Lenin yontusu mu? Sonsuzluk ve Bir Gün'de bir sahne vardı hocam. Hatta konuşmuştuk da. Bu giriş ilk sekansı değil de kendi geçmişine döndüğü ve kendi geçmişine dönme anını bir balkondan gerçekleştirdiği bir sahne. O evet, sahneyi paylaşmak istiyorum. Ulysses'in bakışıyla karıştırdım bir an. evet, Ulysses'in bakışında da çok fazla var bunlar. Ben New Share diyeyim hemen. Sharesand dediğimiz zaman. Stop Share demem lazım, çok pardon. Evet, şu an tekrar paylaşacağım. Evet, şu an görülüyor mu acaba katılımcılar tarafından bilemiyorum ama. Evet, siz görebiliyor musunuz hocam paylaşımı? Görebiliyorum, harika. Tamam, ben o zaman başlatacağım. Çok önemli sahnelerinden bir tanesi şu sınır sahnesinden ufacık almak istiyorum sahneyi. Şuradan, evet. La catafera in Spagna. E una sandwich per cala. Eh,
Εσύ δεν τρως ποτέ? Κάμια φορά. Ξέρω ότι είναι ένα σπίτι. Ναι. Bu şairle ilgili sahne ama yine bahsettiğim sahnelere yakın. Κατάλαβα. Ήταν ένας ποιητής κάπου. Το περασμένο αιώνα. Ποιητής σπουδαίος. Έλληνας ήταν. Αλλά μεγάλωσε και ζούσε στην Ιταλία. Μια μέρα λοιπόν έμαθε ότι οι Έλληνες που ήταν σκλαβωμένοι στους Οθωμανούς τότε πήραν τα όπλα να πολεμήσουν. Ξύπνησε τότε μέσα του η ξεχασμένη πατρίδα, τα παιδικά του χρόνια στο νησί, η μορφή της μάνας του που ζούσε ακόμα εκεί. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, περπάταγε και παραμιλούσε. Κάθε νύχτα έβλεπε στον ύπνο του τη μάνα του. Νύφη, ντυμένη στα άσπρα, να τον καλεί. Drosia. Şuradan itibaren olan bölümü izleteyim vakitten. Άρχισε τότε να τριγυρίζει στις γειτονιές, στα χωράφια, στα ψαροχώρια, καταγράφοντας τις λέξεις που άκουγε και πληρώνοντας κάθε λέξη που δεν ήξερε. Η φήμη έτρεξε παντού. Ο ποιητής αγοράζει λέξεις. Από τότε όπου πήγαινε, μαζεύονταν φτωχοί από όλο το νησί, μεγάλοι και παιδιά, πολιορκώντας τον για να του πουλήσουν λέξεις. Άβυσο. Μοσκοβολισμένη. Δροσιά. Πηγή. Αηδόνια. Ουρανός. Κύμα. Λίμνη. Evet, tabii. Plan olarak biraz uzun olduğu için burada şey söylemek istiyorum aslında, bir zaman atlaması var. Yani ilk önce çocuk ve Alexander arasındaki bir zaman dilimindeyiz ve bir sınırda yürüyorlar ve sınırdan geri dönüyorlar. Çünkü çocuğu bırakmak
bırakmaya gönlü el vermiyor ve sınır çok güzel bir imgeyle anlatılmış. Sonrasında da bir zaman atlamasıyla kelimeleri satın alan bir şairin dönemine geçiyoruz ve sonra tekrar bir zaman atlamasıyla günümüze geçiyoruz. Yani burada harika bir kamera rejisi olduğunu düşündüm. Aslında başka bir sahneyi izletmek istedim ama şu an yine de güzel bir sahneyi paylaşmış olduk. Bu bahsettiklerimize paralel sanıyorum. Büyük büyük zaman atlamalarını kesmeden kurması çok hoşuma gitti mesela. Yani ilk izlediğimde de o dikkatimi çekmiş, çok hoşuma gitmişti. Hem kamera rejisi var hem de böyle bir ufak bir esprisi var işin. Çok az filmde var biliyorsunuz bu kesmeden zaman geçişi yaşatmak. Bir tane Hayat Güzeldir filminde vardı. Kadın adamın evlendiği bisikletle geliyor. Yani. Evet, bir sonrasındaki zaman atlaması. Güzeller, oradan çocukları doğmuştu ve 6-7 yaşına gelmiştir. Kesme yapmadan böyle bir 6-7 yıllık süreyi bize anlattı tek bir planla. Var birkaç tane filmde. Ömer Kavur'un bir filminde de vardı. Çok hoşuma gitmişti. Evet, yani bu tarzı hani oradaki karakterin kendi geçmişiyle yüzleşmesi ve hayatının son günü zaten. Yani artık zamanın olmadığı bir gün yaşıyor. Dolayısıyla da bunu kameranın kendisiyle hiç kesmeden ve seyirciyi de dahil ederek büyüleyici bir şekilde yapıyor. Hakiki sinema dediğimiz şey de bu olsa gerek. Çok keyifli ve çok güzel bir söyleşi oldu. Bilmiyorum hocam, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Umarım sorulmasını beklediğiniz güzel bir söyleşi olmuştur. Eklemek istedikleriniz varsa da bu bir iki dakikada dinleyebiliriz. Şey derler ya, Nasrettin Hoca üzerinden hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma diye. Yaptığını yap. Ben genç arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Benim hem söylediğimi yapın hem de yaptığımı yapın. Ben çok çalışkan bir insanım. Ve genç insanların ülkeleri yani nasıl bir ülkede yaşadığımızı biliyoruz. Geri bıraktırılmış bir toplumda yaşıyoruz biz. Geri bıraktırılmış bir ülkenin çocuklarıyız. O yüzden çok çalışmamız lazım. Asla çalışma arzusunu ve ilerleme düşüncesini bir kenara bırakmadan yaşamamız lazım. Hayatımız boyunca böyle yaşamak durumundayız. O yüzden hepsine saygılar, selamlar iletiyorum. Evet, sinemada bu anlamda Angelopoulos'un söylediği gibi çok güzel bir direniş yöntemi. Evet. Son çektiği filmden sonraki yakındaki söyleşi de söyledi. Sinema çok güzel bir direniştir diyor. O anlamda da bu yapmış olduğunuz kuram gerçekten çok ilgimi çektiği için paylaşmak istedim. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım yapacağınız çalışmalarda bazılarını sizden dinleme şansına sahip oldum. Yapacağınız yine sinema çalışmalarında bunları uygulayıp güzel sonuçları da umarım hepimiz izlemiş oluruz diye de eklemek isterim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok teşekkürler. Evet, Cengiz hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugünkü webinar etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Yine konuyla ilgili hocamızın da söylediği gibi çıkacak bir kitap var. Belki onu okumak ve üzerinde fikir yürütmek ve çalışmalar yapmak da güzel olabilir diye düşünüyorum. Etkinliğe katılanlara da ayrıca teşekkür ederim. Herkese iyi günler.